Konuşmakta olduğumuz bu yasa teklifi halen mevcut. 34.196 yardımcı doçenti, onların geleceğini ve halen mevcut 200'e yakın üniversiteyi etkileyecek. Üniversitelere ayrılan kaynağı arttırmazsanız, her yıl üniversitelere alınacak öğrenci sayılarının belirlenmesinde bölümlerin öğretim elemanı sayısını, dersliklerin kapasitesini ve diğer imkanları dikkate alarak objektif kriterler belirlemezseniz, öğretim elemanlarının çalışma koşullarını iyileştiremezsiniz. YÖK yasasını kaldırabiliriz, YÖK yasasında değişiklikler yapabiliriz ama yapılacak her yeni düzenlemede hedefimiz daha iyiye, daha ileriye ve gelişmeye yönelik olmalıdır elbette. Aslen durum Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği ya da birilerinin onun kulağına fısıldadığı şekilde değil, bunu biliyoruz. Yardımcı doçentlik, doçentlik öncesi bir ara akademik kadrodur. Aynı zamanda öğretim üyeliğine geçiş, başlangıç ve gelişim süreci olarak da adlandırılabilir. Doktorasız öğretim üyesi var mıdır ki doktor öğretim üyesi diye yeni bir adlandırmada bulunuyoruz? Yardımcı doçentlik kadrosunun kaldırılması, yerine doktor öğretim üyesi kadrosunun getirilmesi ne yüksek öğrenimdeki sorunları çözecek ne de eğitimde, bilimsel, yayın ve araştırmalarda kalitenin artmasına yarayacaktır. Deniliyor ki rektörler her üniversite için ek koşulları belirlesinler. Deniliyor ki rektörler kadrolara atama konusunda tek başlarına karar verebilsinler. Şimdi bir siyasal partinin genel başkanı rektörleri atıyorsa eğer ve siyasi erke koşulsuz bağlı rektörlerden onların yetkileri doğrultusunda yapacaklarından bahsediyorsak eğer, üniversitelerin hali yaman diyebilirim. Bu yasa teklifi ile üniversitelerde öğretim üyesi kadrolarınız siyasallaşacak, şaibeli atamalar artacak, üniversitelerde bozulmuş olan iç barış daha da bozulacaktır. Atamada esas siyasi iradeye ne kadar yakın olduğumuz olacaktır. Doçentlik ünvanının üniversiteler arası kurulun sadece yayın aşamasıyla alındığı, sözlü sınavın kaldırıldığı, yerine merkezi bir sınavın konulmadığı bir sistemden akademiye bir hayır gelmez. Ama ne olur? Kolayca doçent olan, doçentlik ünvanı verilen kişiler kadroya atanabilmek, özlük haklarına kavuşabilmek için o siyasi erke göbekten bağlı rektörlerin gözü, kulağı, kaşı olmak durumundadırlar ki üniversitede kendilerine yer bulabilsinler. Bu yasa teklifi, bu yasa teklifinin içeriği üniversitelerin hiçbir yarasına merhem olamaz. Tüm bunların üstesinden gelebilmenin birincil koşulu, sorunu ve çözümü doğru yerde aramaktır. Bunun için de öncelikle, bunun için de ivedilikle partiler üstü yaklaşımla yeni bir üniversite yasası hazırlanmalı, üniversitelere hem yönetsel hem mali özerklik sağlanmalıdır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.